Hello! Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ne? Ja, nein, fragen und Verbkonjugation. Yani evet ve hayırlı sorular ve fiil çekimlemesi. Hazırsak dersimize başlıyoruz. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Hemen şuradan kalemimi alıyorum. Verbkonjugation. Fiil çekimlemesi. Hangi fiilleri öğreniyoruz? Wohnen heißen ve sein. Negation nicht, olumsuzluk bildiren nicht kelimesini ve ja nein fragen, yani evet hayır sorularını öğreneceğiz. Evet hazırsak son sürat dersimize başlıyoruz. Verb konjugasyon. Ne demiştik? Fiil çekimlemesi. Hemen şuraya ekleyelim. Fiil çekimleme. Peki hangi fiilleri göreceğiz? Wohnen, heißen, ve sein. Wohnen, ikamet etmek fiili yani oturduğumuz yeri söylerken bu fiili kullanıyoruz. Nasıl çekimleyeceğiz? 6 tane kişi zamirimiz var. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie ve büyük s'lizi yani kibarzi. Peki 6 tane kişi zamirim var. Şuradan üstü tekil şahıslarım. Kalan 3 tanesi de çoğul şahıslarım. Hemen şuraya kibarzi de ekleyelim. Ich wohne, du wohnst, er sie es wohnt. Şimdi şu noktalara öncelikle dikkat edelim. Wohnen benim fiilimin master hali. Sonundaki en mekmak mak anlamını katıyor fiilime. Ich wohne, du wohnst derken ben altı kişi zamirine göre ezberlemeli miyim? Tabii ki hayır. Kuralını öğrenirsek ezberlememize gerek kalmayacak. Nedir kuralı? Birinci teke şahısımda yani iş ben derken sonundaki mastar haldeki fiilimin neyi atıyorum ve iş ne olarak bırakıyorum. Du'ya geldim sen diyorum. Çekimlemem gerekiyor. Sonundaki e ve n'yi atıyorum. St ekliyorum. Yani st ve e olarak başladım. Çekimleme kuralımın tam ismi estenten. Peki geldim buraya. Yine e eni attım erzies için ve ne yapıyorum? T ekliyorum. Wohnt, er wohnt, sie want, es wohnt gibi. Wir wohnen. Gördüğünüz gibi mahzar halde bırakıyorum. Ihr wohnt ve sie wohnen, sie wollen. Peki heißen fiili adı olmak, adlandırmak anlamına geliyor. Hemen şuraya ekleyelim. Adı olmak. İsim sorarken kullanıyorum kalıp cümlemin içerisinde ve ismimi söylerken kullanıyorum. Ich heiße Tonguç. Benim adım Tonguç. Peki nasıl çekimliyorum? Ich heiße. Az önce söylediğim kuralı aynen burada uyguluyorum. Ama tek bir farkla. Du heißt, erzi es heißt. Gördüğüm harf B'ye çok benziyor ama kuyruğu uzun. Ben bu harfi gördüğümde 2S gibi okuyorum. Yani aslında burada iki tane gizli S harfim var. Ve tekrardan ben ikinci tekil şahıs için, du için yani S ve T eklemiyorum. Sadece ne ekliyorum? T ekliyorum. Aslında burada bir düzensizlik var. Er heißt, sie heißt, es heißt. Wir heißen, ihr heißt, sie heißen sie heißen. Geldim sein fiilime. Tamamıyla düzensiz bir fiil. Sein olmak fiili. Peki ben burada ne yapmam gerekiyor? Burada maalesef ki 6 kişi zamirine göre de çekimlerini iyi öğrenmem, iyi ezberlemem gerekiyor. Ich bin du bist er sie es ist wir sind ihr seid sie sind ve Zizin. Buradaki zimiz neydi büyük seyli olan? Kibar ziydi. Peki bilsem süper olur köşesi. Az önce söylediğim haysın fiilinde gizli iki tane s harfimiz vardı. Peki ben fiilin sonuna st gelecek mi yoksa gelmeyecek mi nasıl ayırt ederim? Hemen bilsem süper olur köşesine bakıyorum. S harfi rizen. Bakıyorum tekrardan bir st yani ikinci bir s'yi eklemiyorum. Nasıl çekimliyorum? Raised. İkinci bir S'ye eklemiyorum. Peki iki tane S harfim var ama fiilimin içinde iki tane S harfi yok. Nerede bu S? Z harfini ben Almanca'da telaffuz ederken set diye telaffuz ediyorum. Yani aslında telaffuzunda sanki iki tane S harfi varmış gibi telaffuz ediyorum. Zitsin. Zitsin derken tekrardan ben buraya çekimlemesinde st eklemiyorum. Şu an du'dan bahsediyoruz. Yani sen kişi zamirinden bahsediyoruz. Zitsin derken ne yapıyordum? St ekliyordum du kişi zamirine. Ama burada ne yapacağım? Set sanki iki tane s varmış gibi gözüktüğü için zits. Direkt st eklemeden fiilimi çekimliyorum. Peki... Az önce bahsettiğim uzun kuyruklu B. iki tane S gibi okuyorum. Hays'ın fiili. Ne yaptık yukarıda? ST eklemedim. Çünkü neden? Zaten gizli bir S fazladan var. Aynı şekilde T ekliyorum ve fiilimi çekimlemiş oluyorum. Burada dikkat ederseniz du heist ve erzi heist derken ikinci tekil ve üçüncü tekilde çekimlerimiz aynı ki hatta çoğul olan siz anlamına gelen İyi kişi zamirimizde de çekimimiz aynı. Geldim T ve Z harflerine. T ve Z aynı şekilde Z'yi set diye telaffuz ettiğim için içerisinde bir S harfi barındırdığı için telaffuzunda ben notsın kullanmak fiili aynı şekilde ne yapıyorum? Z'nin yanına tekrardan bir S eklemiyorum. E, N'ye atıyorum ve sadece T ekliyorum. Ben ben not şeklinde. Evet son sürat dersimize devam ediyoruz ve negasyon nicht. Nicht derken neyden bahsediyorum? Nicht olumsuzundan bahsediyorum. Her zaman olumlu bir cümle kuramayacağımıza göre olumsuz cümle nasıl olur? Bir de ona bakalım. Olumlu bir cümle, olumsuz bir cümle yapmak istiyorsak iki farklı olumsuzluk kullanırız. İlki Kayn ve kayne, ikincisi nicht. Peki bunları nasıl kullanıyoruz, nasıl ayırt ediyoruz? Kein kayn ve kayneye geldiğimde belirsiz bir ismi, yani kelimemin önünde aynı aynı kullandığım olumsuz bir cümle yapacağım. Nasıl yapacağım? İsimden önce kayn ve kayne getireceğim. Kullandığım kelimemden önce kayn ve kayne getireceğim. Ve bu kayn ve kayne kelimenin artık eline göre değişiklik gösterecek. Peki nasıl olacak bu? Beispiel örnek hemen bir örnekle başlayalım. Das ist ein Buch. Das Buch. Kitap. Das ist ein Buch. Bu bir kitap. Peki bu bir kitap değildir demem gerekiyor. Das ist kein Buch. Ne yapıyorum? Ein Buch derken hiç düşünmeme, burada ne gelecek, burada hangi olumsuzluk gelecek diye düşünmeme hiç gerek yok. Hemen kelimemin önündeki belirsiz artikele ne yapıyorum? Bir K harfi ekliyorum ve kelimem, cümlem anında olumsuz oluyor. Das ist kein bu. Bu bir kitap değildir. Peki nişte olumsuzu. Nişte olumsuzunu nerede kullanıyorum? Aslında kein ve keineyi kullanmadığımız tüm durumlarda nişte olumsuzunu kullanıyoruz. Nedir bu durumlar? Fiillerde, zarflarda sahiplik bildiren, kişi zamirleri olan mein ve dein kullanırken ya da sıfatı olumsuz yapmak istersek Fiilden sonra nicht olumsuzunu getiriyoruz. Hemen baş bile örneklerimizle bakalım. Ich wohne in Deutschland. Ben Almanya'da oturuyorum. Ich wohne nicht in Deutschland. Ben Almanya'da oturmuyorum. Ne yapıyorum? Fiilim wohnen fiili, oturmak, ikamet etmek fiili ve fiilimden hemen sonra olumsuzluğumu ekliyorum ve diyorum ki hayır ben Almanya'da oturmuyorum. Der Satz ist richtig. Cümle Doğru. Olumlu bir cümlemiz var. Peki cümleyi olumsuz yapacağım. Diyeceğim ki bu cümle doğru değil. Der Satz ist nicht richtig. Ne yapıyorum? Sein fiilimden sonra sein fiilimi çekimlemişim. Üçüncü tekil şahısa göre ne yapıyorum? Hemen nicht olumsuzumu getiriyorum ve cümlemi olumsuz hale getiriyorum. Kein ve keine ve nicht arasındaki farkı da bu şekilde ayırt edebiliyorum. Evet, hız kesmeden devam ediyoruz. Ja nein Fragen? Entscheidungsfragen. Nedir bu ja nein Fragen? Eğer sorduğumuz bir sorunun karşılığında evet veya hayır gibi bir yanıt almak istiyorsak kullanmamız gereken soru kalıbı ja nein Fragen. Peki bunları nasıl soracağız? Nasıl yapacağız? Karşılığında nasıl cevap vereceğiz? Hemen örneklerimize bakalım. Beş pi ile üst tarafa sonra döneceğim. Olumlu cümle. Pozitive Fragen. Wohnst du in İzmir? İzmir'de mi oturuyorsun? Bakın yani fragınlara başlarken ilk olarak yapmamız gereken şey fiille başlamak. Ve fiilimi kişi zamirine göre çekimlemek. Fiilimi çekimliyorum kişi zamirime uygun bir şekilde ve en başa getirerek yanıt olarak evet ve hayır alabileceğim bir soru cümlesi oluşturuyorum. Olumlu bir cümle sordum. Olumlu bir soru sordum. Nasıl cevap vereceğim? Hem olumlu cevap verebilirim hem de olumsuz cevap verebilirim. Olumlu cevap verirken ya ja, olumlu evet. Ich wohne in İzmir. Evet İzmir'de oturuyorum. Peki olumsuz cevap vereceğim. Ne kullanmam gerekiyor? Öncelikle nein kullanmam gerekiyor. Cümleme hayırla başlamam gerekiyor. Hayır. Ve Nicht olumsuzunu kullanmam gerekiyor. Hayır, İzmir'de oturmuyorum. Nein, ich wohne nicht in İzmir. Hayır, İzmir'de oturmuyorum. Peki, olumsuz cümle. Negative Frage. Wohnst du nicht in İzmir? İzmir'de oturmuyor musun? İki türlü bu soruya cevap verebilirim. Nasıl? İlk olarak olumsuz cevap verebilirim. Nein, ich wohne Nicht in İzmir. Hayır İzmir'de oturmuyorum. Yani olumsuz bir soruyu olumsuz bir şekilde cevapladım. Ama olumsuz bir soruyu diyelim ki İzmir'de oturuyorum ama karşılığında bana olumsuz olarak İzmir'de oturmuyor musun diye soruldu. Ben karşımdaki kişinin sorusunun tezini çürütmek için doh kelimesini kullanırım. Doh, doh, ich wohne in İzmir. Buradaki doh derken Türkçe'ye nasıl çeviririz? Aslında tam bir Türkçe karşılığı yok. Ama şu şekilde çevirebiliriz. Yo, İzmir'de oturuyorum. Wohnst du nicht in İzmir? İzmir'de oturmuyor musun? Doch, ich wohne in İzmir. Yo, İzmir'de oturuyorum. Yani aslında olumsuz bir cümleye olumlu bir cevap veriyorum. Doch kelimesini her zaman olumsuz bir cümleye olumlu bir yanıt vermek istediğim zaman kullanıyorum. Evet son sürat devam ediyoruz. Die Satzbildung. Die Satzbildung cümle kurulumu. Yani ben Almanca'da nasıl cümle kuracağım? Nasıl soru cümlesi oluşturacağım? Basit bir şekilde. Öncelikle basit cümlemiz. Subjekt, özne, verb, fiil, objekt, nesne, nomen, isim, yani Türkçedeki vesaire. Peki ne yapıyorum? İlk önce cümlemi kurarken önem vermem gereken nokta öznemi yerleştirmek ve ikinci olarak yani ikinci pozisyona ikinci pozisyona fiilimi yerleştirmek. Fiilimi her zaman ikinci pozisyona yerleştiriyorum ve fiilimi her zaman ikinci pozisyona yerleştiriyorum ve bunu asla unutmuyorum. İş, Lerne, Deutsch, ben Almanca öğreniyorum. Ich, öznem, lerne, fiilim, lernen fiili ve ne yapıyorum? İkinci pozisyona getiriyorum. Özneden sonra. Ich esse pizza. Ben pizza yiyorum. Essen fiili, yemek fiili. Pizza. Ich esse pizza. Ben pizza yiyorum. Peki, yana ja infragın oluştururken az önce ne söylemiştik? İkinci pozisyona gelen fiilim Soru cümlesi olacağı için fiilimi hemen ne yapıyorum? Özneyle yer değiştiriyorum. Başa fiilimi alıyorum. Sonra da öznemi getiriyorum. Ve kalan nesnemi, ismimi, sıfatımı ekliyorum. Fiilim geldi. Zayn fiili. Du'ya göre çekimlenmiş. Biz du müde. Sen yorgun musun? Müde. Yorgun. Ne yapacağım? Olumlu ya da olumsuz bir cevap vereceğim. Ya, eş ben müde. Nein, ich bin nicht müde. Bakın hemen fiilimden sonra olumsuzluğumu getirdim. Nein, ich bin nicht müde. Hayır, yorgun değilim. Evet, son sürat devam ediyoruz ve haydi birlikte pekiştireç. Bist du 15 Jahre alt? Sen 15 yaşında mısın? Cevabında benden ne istiyor? Negatif yani olumsuz bir cevap istiyor. Ne yapıyorum olumsuz cevap kullanabilmek için? Nein. Önce nein ekliyorum. Nein. Ich bin nicht. Hemen fiilimden sonra nicht olumsuzumu ekliyorum. Ne diyorum? Ich bin nicht 15. Kısaca bu şekilde cevap verebilirim. Ya da ne yapabilirim? Ich bin nicht 15 Jahre alt. Hayır ben 15 yaşında değilim. Lebst du in der Türkei? Pozitive yani olumlu bir cevap vermem isteniyor benden. Lips do in der Türkei. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Ne yapıyorum olumlu cevap verirken? Hemen ya evet kelimemi ekliyorum. özleme ekliyorum. Çünkü bana sormuş sen demiş. Ich liebe. Pozitif bir cevap vermem gerekiyor. Ich liebe in de Türkei. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Evet Türkiye'de yaşıyorum. Olumlu soruya olumlu bir cevap verdik. Heist er nicht tonguç. Nicht olumsuz bir Soru sorulmuş bana. Onun ismi Tonguç değil mi? Heist eğer nicht Tonguç. Ne istiyor benden yanıt olarak? Pozitif bir yanıt istiyor. Ne diyeceğim? Tezini çürütmem lazım. Hangi kelimeyi kullanıyordum olumsuz bir soruya olumlu bir cevap verirken? Do kullanıyordum. Do. Peki cümlemin başına do yerleştirdim. Bundan sonra cümlem nasıl gidecek? Olumlu bir şekilde gidecek. Eğer heist Tonguç. Onun ismi Tonguç değil mi? Doch, er heißt Tonguç. Yo, onun ismi Tonguç. Diye ben karşımdaki sorunun tezini çürütmüş oluyorum. Sprechst du Italienisch? Italienisch, İtalyanca demek. Negative, benden negatif bir cevap istiyor. Sprechst du Italienisch? İtalyanca konuşuyor musun? Ben ne diyeceğim? Hayır, konuşamıyorum. Nein, ich spreche. Olumsuz, negatif, neş, İtalyeniş. Hayır ben İtalyanca konuşamıyorum. Tüm sorularda dikkat etmemiz gereken tek nokta olumsuz bir cümleye cevap verirken, olumlu cevap verirken doh kelimesini kullanmam gerektiği. O zaman dersimizin sonuna geldik. Artık ödüllü sorumuza geçebiliriz. Komstu aus Deutschland. Almanya'dan mı geliyorsun? Bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.